Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Alanya Spor Beşiktaş, Antalya Spor Beşiktaş maçı var. Beşiktaş'ın geçen hafta derbi kazandığını biliyoruz. Yeni yönetim, bir bölüm futbolcuların bir bölüm paraları ödendi. Moraller yerine, motivasyon yüksek. Burak Yılmaz kadroya dahil oldu. Bütün bunlar olumlu şeyler. Ancak birçok meslektaşımın ya da yorumcu arkadaşımın yanıldığı bir konunun altını detaylı olarak çizmek istiyorum. Çünkü yayınlarda bazen konuyu çok hızlı geçiyoruz. En azından herkes derdimizi tam anlatamıyoruz. Arkadaşlar, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme sebebi herhangi bir oyuncunun çok fazla öne çıkması ya da o maçta uygulanan taktiğin tutması vesaire diye özetlenemez. Elbette bir galibiyette ve bir mağlubiyette birçok sebebin payı vardır. Ama en önemli şeyi unutmayacağız arkadaşlar. Abdullah Avcı o maça kadar sezon başından bu yana bütün takımı hepsini hafta boyunca karşısına alıp bu senin kişisel istatistiklerin, bu senin kişisel test sonuçların, bu takımsal istatistiklerimiz, bu grupsal istatistiklerimiz, bu rakibimizin istatistikleri deyip bütün oyuncuların kafasını allak bullak eden, onlardan bu istatistiklere göre sahada hareket etmesini istemesi, belli bir oranda pas yapmasını garanti pas istemesi, garanti pas dediğinde savunmayı kastetmesi falan bin tane ıvır zıvır şeyle kafası dolan oyuncular sahaya çıktıklarında yürüyecek halleri kalmıyordu. Derbide muhtemelen hoca dedi ki bunları affiletti, çıkın bildiğinizi yapın dedi. Çünkü baştan sonra ben de kendimi sorgulayacağım diyor, siz de sorgulayın diyor. Yani soyunma odası konuşması var bir tane biliyorsunuz. Bir öz eleştiri yapıyor. Doğrusu budur arkadaşlar. Beşiktaş takımı istatistik oynamaz. İstatistik oyuncuların kafasını bu kadar karıştıramaz. Sen oyuncuların tabelaya yazdıkları istatistikler önemlidir. Hocanın not defterine yazılanlar değil. O yüzden akşam Antalya Spor karşısında eskiye dönen bir Beşiktaş bulursak Abdullah Avcı kimseye derdini anlatamaz. Takımın yetersiz. Transferler olmadı. Şu kimse dinlemez. 8 eksikle Galatasaray'ı yendin arkadaş. 8 eksikle Galatasaray'ı yendin. Transfer şampiyonu Galatasaray'ı yendin. Fegülüsü var, Belandası var, Lemina'sı var. Serisi var, Luyendama'sı var, Marcos'u var, Mustera'sı var. Gencecik Umut Mustera'ya gol attı. Yani eksik, sakat, kadro yetersiz bahane. Beşiktaş'ın o sezon başındaki, yani Galatasaray derbisi öncesindeki, Ankara'daki, Trabzon'daki, İstanbul'daki Rize maçında yaptığı gibi kötü, insanı bıktıran, o paspas trafiği dediğim, o saçmalığa hakkı yok. Öyle oynamaya hakkı yok. Beşiktaş takım bu kadar kötü değildi. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. O kadar kötü oynayan bir takım görürsem sebebi Abdullah Avcı'dır. Çok net söylüyorum. Bu takım biraz rahat bırakacaksın hoca. Sevgili hocam, bu takım istatistiği oynamaz. Beşiktaş bu takım kazanmaya oynar. Şampiyonluğa oynar. Kupa kazanmaya oynar. Hocasını mutlu etmeye oynamaz. Dolayısıyla bence yanlış şeylerden mutlu olmaya çalışıyorsun. Bilgisayar değildir futbol. PlayStation oynamıyoruz. Bu takıma biraz özgürlük ver. Bu takım seni de mutlu eder. Herkesi mutlu eder. Ama şu İstatistikleri birebir tutturmaktan, yok 8 saniyede top kapmaktan, yok şu kadar pas yapmaktan, şu kadar kalecimizin ayağına top değmesinden falan filan, bunlardan vazgeç. Beşiktaş sahaya ruhunu yansıttığı zaman yenemeyeceği takım yok bu haliyle bile. Antalya maçında bu gözle izleyeceğim. Lütfen siz de bu gözle izleyin. Maçtan sonra mazeret dinlemem. Beşiktaş gibi oynarsa bu maçı kazanır.